Hello, herkese iyi akşamlar. Aşkım benim, bir tanem benim. Ay nasılsın? İyiyim anneciğim. Sehroş. Hoş geldin. Nasıl oldun tatlım? Hoş iyiyim. Hiloşum. Hoş geldin. Yok yok, çok iyi gördüm seni, toparlamışsın. İyisin, iyisin. Böyle geçebilirsin Ender. Yıldızcığım, hello. Haliç'im nasılsın? İyiyim, hoş geldin Ender. Hoş bulduk Zerrin'cim. Zehra, biri öldü de ben mi kaçırdım? Kemal'den bahsediyor ya. Ay sen hala orada mısın be Zehra'cığım? Nerede olacağım Cener, pardon? Yani tam çoluğa çocuğa karışacağım derken hop, bekar kaldım yine bir anda. Çoluğa çocuğa karışmak, ya çolukla çocukla uğraşılır mı ya? Ciyak ciyak bağırırlar, oradan oraya koşuştururlar. Sen topuklu ayakkabılarınla onlara yetişemezsin. Üstelik sen öyle bir kadın değilsin. Nasıl bir kadınmışım ben? Aa, yanlış anlama, ben kötü bir şey söylemek istemedim. Hayır hayır, yanlış anlamadım ya. Ama fikrini merak ediyorum. Yani bu insanlar benimle ilgili ne düşünüyor? Benim imajım ne acaba? Toplum ne düşünüyor bilemem ama benim nacizane fikrimi soracak olursan sen son derece klas bir salon kadınısın. Ben? Vay be Caner, beni hiç sevmiyorsun sanıyordum ben. Aa yok, tabii biraz daha sevimli olsan hiç fena olmaz. Yani dışarıdan çok kibirli ve ulaşılmaz gözüküyorsun. E o iyi bir şey işte. Hayır, seninki şımarıklık seviyesinde, onu biraz insani boyutlara indirdin mi tamamsın. Ay Caner sağ ol ya, biz böyle arada buluşalım seninle, sohbet edelim. Tabii. Yani bu sohbet değil, biraz seans gibi oldu ama olsun, iyi. Ay canım oğlum benim. Ay dur yanına geleyim, çok özlemişim ben. Kay bakayım şöyle. Ay canım bir tanem benim. Gizliyim, gel bir sorayım. Aşkım, ay ne kadar özlemişim ben. Ay pardon, ben çifte kumruların arasına girmiş gibi olmayayım da. Anne. Tamam, tamam. Ender, tatsızlık çıkarma. Aşk olsun Halit'ciğim. Böyle bir günde tatsızlık çıkarır mıyım hiç? Ay canım oğlum, çok özlemişim seni. Hem bizim Yıldız'la aramızda artık bir problem kalmadı. Aramızı düzelttik. Değil mi Yıldız? Sorma Halit'ciğim. Kankitoş olduk kendisiyle. Kankito. Senin şu hiç düzelmeyecek kırsal halini çok seviyorum. Biliyor musun? Beni çok eğlendiriyorsun. Sen gül gül. Ben seni daha çok eğlendireceğim. Ona eminim, kesinlikle. Çünkü artık daha sık görüşeceğiz. Kaya hoş geldin. Hoş bulduk Halit Bey. İyi akşamlar herkese. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz? Merhaba Kaya abi. Merhaba. Alihan, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldin Kaya. Hoş bulduk, sağ ol. Erimciğim, plan. İnanmıyorum, unutmamışsın. Unutur muyum, aşk olsun. Söz verdim sana. Ne plan bu? Biz uçakta biraz sohbet etmiştik, benim gitar merakımla alakalı. Teşekkür ederim Kaya, çok naziksin. Rica ederim, ben severim böyle plak alışverişlerini. Şimdi bunları bırakalım da piyasalardaki gelişmelerle ilgilenelim. Ender. Kesinlikle. Bu kim? Bu konuda kim? Bizim bir hazırladım mı? Yeni CEO. Yani piyasalardaki... Çok yakışıklı adammış, sanki Hollywood'dan gelmiş gibi. Ben bunu Zehra'ya ayarlarım. Yıldız ben, Halit'in eşiyim. Hoş geldiniz. Öyle mi? Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Ne içersiniz, ne ikram edelim? Herkes ne içiyorsa. Hay hay, ben hemen ilgileniyorum Halit'ciğim. Yani şu anda yeni geliştik, tamam. Ablacığım, testere ister misin? Ne yapıyorsun ya? Ne saçmalıyorsun Cener? Ya kesecek gibi bakıyorsun adama, çok belli ediyorsun, yapma. İyi tamam, bakmıyorum. Ne oluyor sen? Anlat bakayım, elimle mi konuşuyor? Çok teşekkür ederim Kaya abi. Evet konuşuyor, ne yapsın? İşaret diliyle mi anlaşsın? Sevsizlik etme Caner. Ne oluyor anlat. Bir şey oldu yok, işte havadan sudan konuşuyorlar. Ne olmasın zaten. İyi Alihan, ne yaptın, toparlanabildin mi? Yavaş yavaş başladım evet. Yani ben geldim, sen gidiyorsun, bir denk gelemedik. Olsun, öyle oldu bu sefer. Sen biraz geç kaldın Kaya. Gitmeseydi... İstanbul'daki gece hayatını sana hatırlatabilirim. Yok, eskiden olsa belki ama artık burada dursam bile hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yok yok, öyle dese de inanma. Gideceği yerde de tozu dumana katacaktır. Abi. Affedersiniz. Alo. Abi, bir saniye bekler misin? Geliyorum şimdi.
Ben çalışma odasındayım. Başka bir şey içer miydiniz? Teşekkürler, bu yeter. Sağ olun. Peki o zaman. Serin Hanım'ı da görmedim uzun zamandır. Geçelim yanına, gel. Acilen bu noktadan sıyrıl, böyle konuşmakla kendini aç. Evet, Zerrin Hanım. Kaya, uzun zaman oldu. Gerçekten uzun zaman oldu ama hiç değişmemişsin. Ya, iltifat ediyorsun. Siz tanışıyorsunuz zaten. Tabii, Kaya'nın şirketi ilk geldiği günü hatırlarım. Gerçekten iltifat etmiyorum ama. Sizi nasıl bıraktıysam öyle buldum. Ya. Onca zaman geçti tabii. En çok değişen kişi Lila olmuş. Ama sen giderken Lila çok küçüktü. Onu sık sık şirkete getiriyordum, hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Ne güzel günlerde değil ya. Mi Zerrin Hanım? Ama bir tek Alihan'ı hatırlayamadım. O dönem okul için yurt dışındaydım. Tahmin ettiğim gibi. Aslında yaz tatillerinde ablamların yanına geliyordum ama o dönem öğrenciliğimin tadını çıkardığım için şirkete gitmeyi pek düşünmezdim. Ya o zaman şirkete uğramayan çocuk şimdi bir işkolik oldu. Nasıl oldu bilmiyorum ama oldu. Güzeldi. Çok güzel günlerdi. Sonra bir yılan geldi. Her şeyi berbat etti. Ben bir Lila'ya bakacağım. İyi sohbetler. Sağ ol. Kesin. Kesin büyük bir olay var. Belki de böylesi evet, sizin için daha hayırlı olmuştur. Nesi hayırlı oldu? Yuvam yıkıldı. Ama neyse, şimdi bunları konuşmayalım. Seni yeniden görmek güzel. Halit'in seni tekrar çağırmış olmasına çok sevindim. Ben de çok sevindim. İyi bir teklifte bulundu Halit Bey, ben de geldim. Aslında sen çok doğru bir zamanda gitmiştin. Senden sonra ortalık epeyce karıştı. İşte biz boşandık. Bunlar evlendiler filan. Kaya abi, sana odamda bir şey gösterebilir miyim? Tabii ki Erimciğim. İzninizle. Tabii tabii, sen keyfine bak. Erim nereye? Aşağıda. Evet, evet. Hiç mi bir şey duymadım? Zerrin. Ben sana bir şey soracağım. Sen bu adamı nereden tanıyorsun? Kaya'yı mı? Benim zamanımda şirkette müdürdü. Senin zamanında mı? Halit'le evliyken yani. Ha, sen yine İkbal zamanlarından bahsetmeye başladın. Neyse, anlat. Ne anlatayım işte? Halit'le birlikteydiler. Ender'le ne alakası var? Ender'le bir alakası yok. Emin misin? Tanışmıyorlar yani. Evet. Kaya müdürken bu Ender Halit'in sekreteriydi. İşte Halit'i kandırıp hamile kaldığı zamanlar, o zamanlar. Tanışıyorlarmış işte, yuh, daha ne olsun? O zaman Ender'in göz Halit'ten başka kimseyi görmediği için yani bugün Kaya'yı hatırladığından pek emin değilim. Senin bu sezgilerinin kuvvetliliği, algılarının açıklığı ne olacak Zerrin ya? Anlarım ben. Erim. Gittiler, daha gelemediler bir türlü. Ay abla, bunlar ikisi birden kaçmış olmasın? Çok komik. Sen burada dur. Sonra Mursa tuvalete gitti filan da. Sen nereye ya? Bakacağım. Of, abla gene neyin peşindesin kim bilir? Ya Erimciğim, sen bu gitar işinde var ya, beklediğimden de iyisin ha. Beğendin mi? Beğenmez olur muyum? Hem çok beğendim, çok da şaşırdım. Ne yapıyorsunuz burada? Kaya abiye gitar çaldım. Ha, ne güzel. Biliyor musun, Kaya abinin de gitarı varmış. Öyle mi? Evet. İstiyorsan bir gün ben de sana çalarım. Nasıl yani, İstanbul'da var mı gitarı? Var tabii, olmaz mı? Erimciğim neyse, gel Kaya abiye sıkmayalım artık, hadi. Olur mu canım, niye sıkılayım? Ben Erim'le gayet iyi vakit geçiriyorum. Öyle değil mi Erim? Evet anne, müzik konuşuyoruz. Erimciğim, bu davet senin için verildi. Orada olman gerekmez mi? İsterseniz siz gidin, biz birazdan geliriz Erim'le birlikte. İyi madem. Kaya abi, gitarın fotoğrafı var mı? Olmaz mı? Göstereyim. Bulalım, evet. Biz geliriz anne şimdi. Tamam canım, geç kalmayın ama, olur mu? Tamam. Nasıl? Beğendin mi gitarı? Alihan, hani geçen gün bir tablo sormuştun ya, gel sana onu göstereyim.
Yeni geldi eve. Hadi gel göstereyim diyorum. Ne oluyor Yıldız? Seninle bir şey konuşmam lazım. Onu anladım. Aslında söylemeyecektim ama içim içimi yiyor. Bilmen gerekiyor. Ne olduğunu söyleyecek misin Yıldız? Söyleyeceğim de nereden lafa gireceğimi düşünüyorum. Ortasından gir. Hani hatırlıyor musun? Biz seninle buluşmuştuk. Daha doğrusu ben seni çağırmıştım. Ender'le çekilen fotoğraflarını göstermiştim sana. O konuları kapattım ben. Ben o konuyla ilgili bir detay öğrendim. İyi çabuk söyle. Galiba o Ender'in bir oyunuymuş. Anlamadım. Emir Caner'le Ender'i konuşurken duymuş. Zeynep ve senin hakkında konuşuyorlarmış. Olmayan bir şeyi fotoğrafladım gibi bir şey söylemiş. Bana bunu Zeynep söyledi. Zeynep. O da Emir'den duymuş. Kötü olmuş. Ne demek kötü olmuş? Yani Zeynep benim kötü biri olduğumu o kadar inandırmıştı ki kendini düğünden önce böyle bir şey öğrenmesi kötü olmuş demek istedim bu. Böyle söyleyeceğini bilseydim söylemezdim bunu sana. Ne bekliyorsun? Bunları anlatınca bir şeylerin değişeceğini mi sandın? Ya son bir kez konuşursun Zeynep'le diye düşündüm. Ne konuşacağım? Ben artık kendimi anlatmaya çalışmaktan yoruldum. Başkasıyla evlenen o. Gidip ne diyeceğim ona, ne anlatacağım? O zaman bari son bir kez veda et. Bakarım. Bak çok üzülüyor o. Gerçekten çok üzülüyor, bana inan. Demek ki üzülmemiz gerekiyormuş. Ben elimden geleni yaptım Yıldız. İyi peki. İçeriye geçebilir miyim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.